Merhaba, ben Umut. Pengaltı'da yaşıyorum. Kurumsal bir şirkette görsel düzenleme uzmanı olarak çalışıyorum. Görsel düzenleme uzmanı nedir? Belki birazcık bundan bahsedebilirim. Gördüğünüz mağazaların içindeki bütün kurguyu, işte mağazanın içindeki mankenleri, bir ayakkabının ya da kıyafetin nasıl durması gerektiğine karar veren kreatif ekip. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. Bu daireden bahsetmek gerekirse, daha doğrusu apartmandan bahsetmek gerekirse, 94 yıllık bir apartman, eski bir Rum apartmanı. Burası aslında tek büyük bir daireymiş. Daha sonrasında böyle ikiye bölünmüş. Yarısı benim evim olmuş, yarısı da komşumun evi. Daha önceki evimde bir ev arkadaşım vardı. Beraber yaşıyorduk. Sonrasında bu pandemi döneminde hani insan hayatıyla ilgili kararlar alıyor. İşte ne yapmalıyım, nasıl ilerlemeliyim gibi. Ben de artık yalnız yaşamak istediğime karar verdim bu sürecin başında. Bu evde başka bir arkadaşım yaşıyordu. Ona da artık bu ev hani onun ihtiyaçlarını karşılamıyordu bu ev. Biraz onun için fazla küçük geliyordu. Sonra ikimiz evleri değiştirmeyi planladık. O benim yaşadığım eve, ev arkadaşımın yanına yerleşecekti. Ben de buraya yerleşecektim. Yaklaşık 5 yıldır ailemden ayrı yaşıyorum. Bu 5 yılda 5. evim oldu. Daha önce 2 katlı bir evde de yaşadım. Yani büyük metrekareli bir evde de yaşadım. 1+1 bir evde de yaşadım ama ilk kez stüdyo dairede yaşıyorum. Küçük bir evde yaşamak aslında hani senin ne istediğine bağlı. Belki daha önce yaşadığım büyük metrekareli bir evde de sadece hani salonun bir kısmını kullandığımı fark ettim bu pandemi sürecinde aslında. Koltuk, televizyon, sehpa, bazen masayı bile kullanmadığım oluyordu. Hani bu dönemde birazcık bunları da tecrübe etmiş oldum daha fazla evde vakit geçirerek. Hani çok büyük metrekarelere ihtiyacımın olmadığını fark etmiş oldum. Bu daire mimari olarak Parisyen bir daire. Yüksek tabanlı, büyük pencereleri olan, ahşap zemini olan bir daire. Dekorasyonda Parisyen stilini yansıtan parçalar aslında birazcık daha böyle büyük avizeler, taşlı avizeler. Birazcık daha varaklı altın aynalar, taş aynalar. Belki renkli kadife koltuklar ama ben birazcık daha minimal bir stili seviyorum dekorasyonda. Burası zaten hani eski bir daire. Daha öyle hani eski tip mobilyalarla sıkıcılaştırmak yerine daha çabasız ve minimal gözükmesini istedim. Bu koltuğu iş için yurt dışına gittiğimde bir mağazada görmüştüm. Aklımın hep bir köşesindeydi. Hani gelecekteki evimde kullanmak istediğim bir parçaydı. Daha sonra nasıl yapabilirim falan diye birkaç üreticiyle görüştüm. Minimal bir koltuk, zamansız bir koltuk aslında. Sanırım hani literatürde ghost sofa diye geçiyor. Hani daha böyle hayalet gibi. Sehpa konusunda çok fazla düşündüm aslında. Zemin ahşap olduğu için ahşap bir şey kullanmak istemedim. Böyle birazcık da alanım da küçük. Alanım da küçük olduğu için yok bir şey istiyordum. Sonra bir arkadaşımın üreticisi vardı. Onunla tanıştım ve bu sehpa ortaya çıktı. Farklı kitaplar bulunduruyorum, ilham alabileceğim. Shopigo'dan aldığım bazı kitaplar var. Sever Stüdyo'dan satın aldığım bu vazo var. Çok seviyorum. Hani evde birçok şeyin rengi beyaz. Onun böyle saks mavisi olması hoşuma gidiyor bence. Tatlı bir renk sehpam için. Yine bu tasarımını çok beğendiğim bir kül tablası var. Epicin marka. Aslında böyle gider gibi gözüküyor ama ben böyle bunu bir kül tablası olarak kullanmaya kıyamıyorum. Hani benim için bu bir obje. Yine Jonathan Adler tasarımı bir tabak var. O tabağı da çok seviyorum. Burada Dunk'tan aldığım bir sandalye var. Bu sandalyeyi tek kullanma fikri hoşuma gidiyor açıkçası.
Burası benim yatak odası olarak kullandığım kısmı. Yani salonun, yani evimin aslında diğer bölümü. Yine yatağım ve oturduğum alan bir arada olacağı için böyle sade, daha basit bir yatak kullanmak istedim. Çok yüksek bir mobilya olsun istemedim. Bu eski bir taburenin üzerine kitapları dizdim. Yine burada sevdiğim bir bitkim var. Alev'i objekten aldığım aydınlatmam var. Yine bu altı seramik ve el işçiliği. Burada böyle çok tatlı bir cumba alanı var. Ben bu alanı çok seviyorum. Burada kahve içmeyi, bilgisayarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu alan için en doğru ne olur diye düşünüyordum. İnternette biraz araştırdım. Daha sonra Vivense'de bu deri ve metalin bir arada kullanıldığı sandalyeyi buldum. Daha farklı bir şey kullanmak istedim. Hani bir berjer koyup alanı kapatmak istemedim. Daha farklı bir tasarım olsun istiyordum. Ne koltuk, ne sandalye, ne berjer, böyle hepsinin arasında bence çok tatlı ve şık. Dolabımı da minimal ve böyle beyaz, yok bir dolap olmasını istedim. Onu da Vivense'den satın aldım. Bu yatağımın ucunda kullandığım bank da daha önce bir sergide dekor olarak kullanmıştık. Sıkça sorulan sorulardan biri de hani bu kadar küçük bir dolaba sığabiliyor musun oluyor. Bunun için de şöyle bir çözümüm var. Yatağın altına IKEA'dan aldığım saklama kutuları var. Onların içine kaldırıyorum daha az kullandığım eşyaları. Kullanmak istediğim zaman kaldırıp kullanabiliyorum. Banyom her stüdyo dairenin kaderi olduğu gibi küçük bir banyo. Siyah beyaz, böyle tüm evin devamındaki renkleri kullandım. Lavabonun altında Eminönü'nden aldığım bir sepet var. Onun içinde tuvalet kağıtlarım duruyor. Yanında hemen banyomda dolap olmadığı için deterjanları lavabonun altına diziyorum. Yine kişiselleştirmek için birkaç tane minik obje var. Hey Design'den aldığım küçük bir tabak var. Üstünde hani günlük hayatımda kullandığım takıları onun üzerine koyuyorum. Bu eve taşındığım zaman mutfak böyleydi. Evin girişinde yer alan bir alan mutfak. Hani aslında birçoğumuzun holü ama benim mutfağım ve yemek alanım burası. Çok fazla bir değişiklik yapmadım. Sadece arkasındaki duvar sarı renkte. Orayı griye boyadım. Hani çok fazla renk kullanmadığım için evde. Yine bir renk olsun istiyordum ama
Hani çok renge gitmeden bir renk olsun istedim. Eskiden çok daha fazla mutfak eşyası kullanıyordum ama bu eve taşındığım zaman daha az eşyanın bana yettiğini görmüş oldum. Çok bir tabak, bir bardak, hani bir kahve bardağı falan bana yetiyormuş. Bunu bu evde gözlemlemiş oldum. Mutfak bölümüm biraz daha fazla evin geri kalanına göre daha yoğun aslında. Bu yoğunluğu burada göstermeyi seviyorum açıkçası. Hani her yer çok temiz, beyaz ama mutfağım böyle daha farklı bir modda. Burası birazcık evin diğer taraflarına göre birazcık daha karanlık olduğu için burada bir aydınlatma kullandım. Bu hem de böyle küçük bir fotoğraf falan var önümde, hoşuma gidiyor. Yine şöyle bir pencerem var evin diğer kısmına bakan. Burayı böyle birazcık daha dekoratif amaçla kullanıyorum. Ben bir bitki koydum. İşte birkaç kitap, mum falan. Dolabım çok az, bir tane dolabım olduğu için o yüzden IKEA'dan bu arabayı satın aldım. Bu çok iyi oluyor. Birçok şeyi, baharatları, işte kaşıkları, belki mutfakta kullandığım havluları falan toparlıyor. O yüzden bu arabayı seviyorum. Bu duvardaki askıları Zara Home'dan aldım. Onlar da yine böyle işte alışveriş çantalarımı asabiliyorum, şapkamı asıyorum. Hemen evin kapının yanında olduğu için çantayı alıp hani alışverişe çıkabiliyorum. O benim için pratik oluyor. Bu benim aslında kirli sepetim. Tek başıma yaşadığım için gayet yeterli oluyor bana. Zaten çamaşır makinem de burada. Mutfağımın diğer kısmı ve benim yemek alanım. Bu alanda hani ne kullanabilirim diye çok fazla düşündüm. Sonra hani ilk akla gelen yuvarlak masa, iki sandalye, birazcık daha böyle tatlı bir kafe gibi oldu benim için burası. Duvarda bir ayna kullandım. Hem alanı daha büyük göstermesi için hem de aynadan bakınca mutfak yansıyor. Bence güzel bir görüntüsü var oranın. Masayı Vivense'den satın aldım. Ayaklarının siyah olmasını çok seviyorum. Zeminle çok güzel bir kontrast yakaladığını düşünüyorum. Bence böyle yerler birazcık daha nostaljik. Masa da daha modern. O tezatlığı seviyorum. Yani evin genelinde de olan durum burada da devam etti. Sandalyeler de Vivense'den. Bu alanı çok kapatmak istemedim. O yüzden iki tane sandalye kullandım. Fine Room Living'den bir puf aldım. Üçüncü kişi buna oturabiliyor burada. Hem de görüntüsü de çok tatlı. Bunu Paris'te Picasso Müzesi'nden almıştım. Buraya yapıştırdım. Sabahları işe giderken onu görmek hoşuma gidiyor. Diğer Polaroid'leri kendim çektim yine aynı seyahatimde. Burada da küçük bir not var. Bunu bir arkadaşım yazmıştı. Benim dairemi görmüş oldunuz. Umarım sevmişsinizdir. Umarım hani size ilham kaynağı ya da fikir olur bazı şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.